Günümüzde dünyanın birçok ülkesinde not sistemi uygulanıyor. Bazı uzmanlar öğrencileri sınavlarla test etmenin doğru olduğunu düşünürken, bazıları eğitimin kalitesinin daha önemli olduğunu savunuyor. Okullarda not sistemi olarak bilinen uygulama 1800'lü yılların başından beri kullanılıyor. Peki eğitim tarihinde not veren ilk öğretmen kimdi? Merak ediyor musunuz? Cevabınız evet ise size not verme sistemini bulan William Farish ile tanıştırayım. 22 Mart 1759 tarihinde William Farish, Cambridge'deki Magdalena College'de eğitim gördü. 1778 yılında okulunu birincilikle bitiren Farish, uzun bir süre çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1794 yılında Cambridge Üniversitesi'nde kimya öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda Virginia Üniversitesi'nin kurucu hocalarından biriydi. Kendi döneminin en kültürlü öğretmenlerinden biri olan William Farish, eğitim sistemindeki tutarsızlıklardan şikayet ediyordu. Okullarda not sistemi başlamadan önce öğrenciler mezun olduğu zaman işverenlere diplomalarını değil, ders aldığı öğretmenin ismini veriyordu. Bu nedenle öğretmenler öğrencileriyle birebir ilgilenmek durumundaydı. William Farish'in öğretmen olduğu dönemde sanayi devrimi günlük hayatın her alanını etkilemeye başlamıştı. Öyle ki Farish, fabrikalarda bulunan notlandırma sisteminden esinlenmişti. Denerek bu uygulamayı eğitim alanına taşımaya karar verdi. Cambridge Üniversitesi'nde özel ders veren William Farish, öğrenci başına ödeme alıyordu. Başka bir ifadeyle eğitim sektörünün temeli tıpkı fabrikalarda olduğu gibi parça başı iş mantığına dayanıyordu. Bu da ne kadar öğrenci o kadar çok maaş demekti. İşte bu durumun cazibesi çoğu öğrencinin hayatını karartan o müthiş fikri akla getirdi. Öğrencilere not versek ya, Farish öğrencinin performansına göre not vermeye başlayınca hafızasından çok kağıtları kullanmaya başladı. Böylece öğrencilerini daha kolay takip edebiliyordu. Not sistemi sayesinde daha fazla öğrenci kabul eden Farish, üniversite dışındaki öğrencilerle de çalışmaya başladı. Artık bir öğrencinin dersi anlayıp anlamadığını tespit etmek için çok fazla emek vermeye gerek kalmamıştı. Böylece öğretmenler daha fazla öğrenciyi çalıştırarak daha fazla maaş alabiliyordu. Bazı kaynaklara göre William Farish sadece not sistemini değil, yazılı sınavları da icat etmiştir. Bu nedenle günümüzde modern eğitimin öncüsü olarak kabul edilmektedir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz not sistemi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız kanala abone olarak ve bildirimleri açarak destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.